Sokrates, milattan önce kendisi ve halkının ahlakça olgunlaşması için yaşamını adamış ünlü filozoftur. Bütün insanlık tarihinde saygın sofist olarak kabul edilmektedir. Matematik, geometri, astronomi ve politika bilgisiyle felsefe konularında eğitimler vermiştir. Sokrates'in hayatı. Sokrates, Atina'nın hemen güneyindeki bir kasabada milattan önce 469 yılında dünyaya gelmiştir. Babası Soponiskov adlı bir taş ustası, annesi de Pahainarette adlı bir ebeydi. Hayatının ilk dönemi hakkında pek fazla bir şey bilinmeyen Sokrates, antik kaynaklarda mizacı kötü biri diye anlatılan Ksantippe adlı bir kadınla evliydi. Onun bu evliliğinden 3 erkek çocuğu oldu. Sokrates adının Yunan dünyasında duyulmaya başlamasının M.Ö. 432 yılında patlak veren Peloponnes Savaşı olduğu söylenebilir. Anaxagoras'ın öğrencisi Arkhelaos'un kitaplarına katılan ama sonradan insani problemlere ilgisiz olduğu gerekçesiyle doğa felsefesinden vazgeçen Sokrates, doğa filozoflarında aradığı sadece beşeri insan için değil fakat doğal dünya için de geçerli olacak şekilde açıklamayı bulamamıştı. Sokrates doğa felsefesiyle ilgili hayal kırıklığının ve bu arada Atina'da özellikle moral hayatı ve politik düzen bağlamında yaşanan gerilme, hatta kriz ile ilgili bir takım tespitlerinin ardından tamamen etiko-politik bir felsefeye yöneldi. 35 yaşından itibaren esas olarak felsefede kendi kendisini yetiştirme yoluna girdiği, Atinalıları uyarıp hayatın anlamı ve kendileri için gereken iyi olan üzerine düşünmeye sevk etmek, diye ifade edilmek misyonunu moral reform projesini olgunlaştırmaya başlamıştır. Gerçekten de Sokrates hayatının bundan sonraki döneminde kendini Atinalılara ama özellikle gençlerle hayatın anlamı, neyin gerçekten iyi olduğu, insanın gerçek amacının ne olması gerektiği gibi soruların belirlediği genel çerçeve içinde felsefi tartışmalar yaparak bir moral reformu gerçekleştirme çabası içinde olmuştur. Sokrates'in ölümü. Milattan önce 399 yılında açılan dava ile Yunanistan'a yeni tanrılar getirmeye çalışmakla suçlanmıştır. Bu suçlanmalar yüzünden ölüme mahkum edilir. Zehir içerek ölmüştür. Yunan felsefesinin en büyük filozofu Sokrates'in ölümünden sonra onun anısını canlı tutmak için eserler kaleme almış ve bazı okullar kurmuştur. Bu okullar arasında Megara, Kinikler, Kirivene ve Elis Eteria okulları sayabiliriz. Bu okullarda Sokrates'in düşünceleri geniş bir şekilde anlatılmıştır. Ahlak felsefesinin baş tacı edildiği okullardan Megara, Platon'un Sokrates'ten sonra devam ettirdiği okuldur. Bütün bu okullar Sokrates'in soylu yaşamını, bu yaşamdan alınacak dersleri ve insan yaşamında felsefenin yerini vurgulamaktadır. Eski Atina devletinde davalara, sayıları davanın önemine göre klanlardan geçilmiş yargıçlar bakardı. Sokrates'in davasına 500 civarında yargıç baktı. Suçlular genelde hitabet yetenekleriyle yargıçları etkileyip beraat ederdi. Bu yüzden ağzı laf yapanlar para karşılığında davalara savunma yazardı. Sokrates hitabet yerine en iyi bildiği diyalektiği sorgulama yöntemini kullandı. Kendini savunmayı ve yargıçlardan af dilemeyi değil fikirlerini savundu. Ölüm cezasını değiştirmesini dilemedi. İdamı Atina'nın kutsal günü olduğu için ertelendi. Kendisi zindana atıldı. Zindanda hiçbir koruma bırakılmamıştı. Öğrencileriyle birlikte sohbet etti. Kaçması teklifini geri çevirdi. Kaçsaydı suçlu ve hain olarak kabul edilecekti. Kaçmadı. Ve bitki zehri içirilerek idam edildi. Öldükten hemen sonra Atinalılar yaptıkları hatanın farkına vardılar. Kendisini dava edenlerden birisini yargılayıp idam ettirdiler, diğerlerini sürgüne gönderdiler. Sokrates'in büstününü yapıp Atina tapınağına koydular. Davayı izleyen öğrencisi Platon, savunmasını Sokrates'in savunması adı altında kitaplaştırdı ve bu eser günümüze kadar geldi. Sokrates'in felsefesi. Sokrates ahlak felsefesini ciddi ve kapsamlı olarak ele alan ilk kişidir. Sokrates felsefesi bir ahlak, bir yaşam felsefesidir. Bu felsefe insanlara belli ahlak normları sunmaz. Belli yaşama yolları göstermez. O hep eleştirerek belli normlara, yaşama kalıplarına kapanıp kalmayı engelleyen,
aydınlanmacı tavırlı bir ahlak ve yaşama felsefesi sunar. Sokrates'in ahlak görüşü iki düşünceden ibarettir. 1- Erdem bir bilgidir. 2- Kimse bilerek kötülük yapmaz. Sokrates insanların yüzlerini ve fiziki yapılarını değiştiremeyeceklerini, fakat ruhlarını ve karakterlerini değiştirebileceklerini belirtmiştir. Sokrates insanların ruhunda saklı halde bulunan ahlaksal yargıların varlığına inanır. Filozofun görevi bunu ortaya çıkarmaktır. Bu da ancak eğitimle olur. Sokrates'e göre insanı kötülüğe sürükleyen bilgisizliğidir. Kimse bilerek kötülük yapmaz. Sözü ile kişinin iyi bir yaşam sürmesini, bilgi sahibi olmasına bağlamıştır. Bilgi edinen kişi erdeme sahip olacaktır. Erdem ve bilgi Sokrates'e göre özdeştir. Bilgi edinen kişi eylemlerinde iyiye yönelecek, iyi bir yaşam süren kişi erdem sahibi olacak ve erdem sayesinde mutluluğa ulaşacaktır. Burada mutluluk ahlakını görmekteyiz. Ahlakın amacı mutluluktur. İnsana ulaşmak istediği en yüksek, iyi de ancak mutluluk ve mutluluğun yolu da erdemden geçer. Erdem insanın kendisini bilmesiyle ortaya çıkan, yaşamı kadar iyi hale getiren ve bizi mutlu kılan bilgidir. Bu nedenle Sokrates, kendini bil sözünü söylemiştir. Kişi kendisini tanımadıkça, kendisi için neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilemez. Sokrates'e göre ahlak, amacı iyi ve iyilik olan bir düşüncedir. Herkes kendi iyiliğini istemektedir. Eylemlerimizin ahlaksal başlangıcı da budur.